أصبحنا وأصبح الملك لله ونحن عبيدا لله وإكرارنا. السلام عليكم أيها الحاضرون، أي روان شاه مردان. عليه رضوان الرحمن، onu sevenlerin meclisi, kendi miktarımıza göre açılmıştır. Talebena ve cedena, bizi arayan bizi bulur diyor. İlla binlerce kimselerin meclisi kurulamaz. Tohum toprağa düşer, iki yapacıkla çıkar. İki küçük yapacıkla derin meşe ulu ağaçtır. Çınar, o da meşe cinsindendir. Çınar, o da böyle iki küçücük yaprakla çıkar. Gökyüzünün emri var. Büyü, o iki küçük yapracık büyür büyür. Asırlık, yüzlerce yıllık, binlerle yaşayan ulu bir çınar ağacı olur. Onun için ey Şah-ı Merdan, sizin sözlerinizi dinleyelim. Siz ulu İslam ağacını temsil eden Şah-ı Merdan'sınız. Dinleyelim, anlayalım, aşılalım, yükselelim, ulu İslam ağacı olalım. Yıkılmayalım. İslam yıkılmaz. Bunu mağrip da bilsin, maşrik da bilsin. İslam yıkılmaz. Buyur ya Şah-ı Merdan. Diyelim Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ellâ-i hamdestûl. Biz bir karıncacık gibi diyelim halimizi. Karınca bir çöpçük taşır. Bir çöpçük taşır, ferahdan gider. Nasibim budur der, alır gider. Lakin insanoğlu hırs ve tamah yüklüdür. Kötü dünyaya ne doyar, ne bıktım der, ne usandım der. Buyur ey Şah-ı Merdan, dinleyelim. Öyleyse ey yaram Şah-ı Merdan, esselamu aleyküm. Çünkü esselam kablel kelam. Selamsız oturma. Selam ver meclise. Haşan ve huzur, dört ayaklı sınıf
Ahirete bir şey demez. Sen insansın. Medet ya Rical Allah. Destur ya Şah-ı Merdan. Biz insanız. İnsan ki kainatın efendisinin şanına yaratılmış varlıklardır. Dinle. Değeri böyleyse Rabbul İzzet'in ismi celalini Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Alâ men tekebbere ve tecebber. Mestur ya Ricalallah, medet ya sahibel imdad, medet ya Şah-ı Merdan. Buyur. Ey yaran, Şah-ı Merdan. Şah-ı Merdan, Allah'ın arslanıdır. İmdat talep ederiz. Ve ona imdat verilmiştir. Allah'ın arslanı, Şah-ı Merdan. Elinde Zülfikar. Dilinde tesbihül gahhar. Kahramanların tesbihi var dilinde. Onun için Allahu Ekber diyen bu dünya gibi 100 tane yıkar. İslam'ın şerefini bil. Ya Rabbi, bizi affeyle. Bizi cahil bırakanlar gittikleri yere gittiler. Lakin biz hala cahillikte duracak değiliz. Sağını solunu bilmeyen kimdir? Hayvandır. Lakin insan sağını solunu bilendir. Buyur ey Şah-ı Merdan. Zifzü ya Rahman. Şah-ı Merdan'ı rızvanınla mükafatlandır ey Rabbimiz. Maşallah, Şah-ı Merdan, senindir meydan, karşında durulmaz. Ne için durulmaz? El-Hakku ya'lu ve la yu'la aleyh. Hakkı temsil eden Allah'ın arslanı, Habibullah'ın ammi oğlu, Şah-ı Merdan maşallah. Buyurun ey yaran, Şah-ı Merdan, ey Müslümanlar, değerim, Bismillahirrahmanirrahim. Besmelesiz, tohumsuz başa benzer. Samandır. Tanesi yoktur. Besmele doldurur. Bizim varlığımızı dolduran Bismillahirrahmanirrahim'dir.
değilse samandır. Bismillahirrahmanirrahim derse tane toplar. Onun için şeytanın bütün hızı besmeleyi unutturmak, besmeleyi söyletmemektir. Şimdi saman gibi olanlar, tanesi olmayanlar bir iş yaparlar da efendim bir fabrika kurar ya yol yapar ya bunu bir şey yapar açılış töreni yapar diyor. Açılış töreninde ne der? Aç tören der bunlar. Merasimdir aslı. Tören. Biraz daha teren yaparlar onu. Giderler. Giderler bir kere daha geri dönmezler. Ne derler? Filan kimsenin adına bu kurumu asıyoruz. O kurum başınıza düşsün. Aşamları hazırlayın. Biz Şah-ı Merdan'ın askeriyiz. Şah-ı Merdan hakkı tuttu. Kılıcıyla Basri yıktı. Laf ile biz Aleviyiz, biz Şiayız demenin kıymeti yok. Söyle, Şah-ı Merdan'ın askeriyiz. Merdan, mertlik yoludur, anlatılıyor yol. Buyur ey Şah-ı Merdan. Onun bindiği Düldüldü, Şemal Efendi. Düldül, attan daha kısa. Merkepten bir parça daha büyüyecek, attan bir parça küçük. Ona binermiş. Ona Şah-ı Merdan'a sorarlar mı? Ey Şah-ı Merdan! Ey Allah'ın arslanı! Ne için alem gibi atın üzerine binmiyorsun? Şah-ı Merdan'ın cevabı biz o kavimdanız ki düşmanın önünde sabit karar ederiz. Eğer bizden kaçarsa arkasına düşmeye bizim şanımız değildir. Onlardan da dönüp kaçacak şanımız yoktur. Biz sabit dururuz hak üzerine. Hak üzerine olan böyledir. Hakkı tutan eğrilmez. Eğrilen şeytanın mezhebidedir. Allah'ım unutan kimselerin mezhepleri şeytan mezhebidir. Ki yıkılsın. Şeytan da, mezhepleri de. Ey Şah-ı Merdan, buyur bize. Ey yaran Şah-ı Merdan, tabiatımızı
değiştirelim. İzmir şehri bütün kainatın serveri, iftiharı olan Efendimiz buyurdu ki El hakku ya'lu ve la yu'la aleyh. Hak üstündür. Onun üzerinde olamaz. Yani batıl hakkı yenemez. Biz meydana girdiğimizde hak meydanında, aşk meydanında bu seyfimizi zülfikarı çekeriz. Hakkı kabul etmeyenlerin boynunda bizim zülfikarımız vardı. Aşk olsun ey Şah-ı Mevlan. O da cevap veriyor. Ey yaran Şah-ı Mevlan. Tabiatını düzelt insanoğlu. Bilhassa İslam alemi hıyanetlik yapma. Şeytana gizli ajan derler. Gizli şeytanın adamı olma. Haramdır. Çıkacaksan meydana çık. Şeytan talim ediyor. Yok. Benim dediğimi yapın. İnsanlığı yıkın. İnsanları birbirlerine düşürün. Yazıklar olsun. İslam adına dünyadaki insanları taciz eden, İslam'ın binalarını yıkan, yapı, insan yapısı. Böyle şeytanlar, böyle Allah'tan korkmazlar. Sen Allah yapısını nasıl yıkarsın? Neye bu bomba denilen şeytan aletini gelişi güzel milletin üzerine atarsın, patlatırsın? Bu Müslümanlıkta var mı? Bu edepsizler boynumuzu Şah-ı Merdan'ın kılıcı kessin. Bu İslam'da yoktur. Erkeksen karşı karşıya gel. Değilsen şeytanın karısı olma. Masum insan öldürmesi ebedi cehennemden mahkumiyete sebeptir. İslam budur bilsin. Şimdi adından başa Müslümanlığı olmayanlar ve Avrupa'nın İnsanlar da bilsin ki İslam bu fitneyi kabul etmez. Bu bombayıları kabul etmez. Oraya buraya bilmem bomba mıdır ne derlerse onları koyup binaları sökertmez. İnsanları öldürmez. İlla bil hak meydana gelenle muharebe yap. Girme fitneyle bir memlekete. Bir masumun kanına girerlerse ebedi cehenneme müstahaktır.
Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Allah Celle ve Ala'nın beyanı. Men katel kutil. Karşına üstüne çık. Ey Şia, ey Alevi diyenler veya isimleri çeşit türlü ihvancı diyen, helvancı diyen bir sürü haşara çıkmış. Ama siz Allah'ı tanırsınız. Allah'ı tanırsınız Burak. Şah-ı Merdan'ı tanır mısınız? Zannetmeyiniz ki İslam'da hile var, hud'a var. Yok. Müslümanlıkta hile yok. Tertemiz. Muharebe edeceksen çık meydana. Neye gidersin? Allah'ın kullarının yaşadığı, Allah'ın kullarının hepsi. Hepsi Allah'ın kuludur. Sana İslam izin veriyor mu? Masum insanları yakmana, yıkmana, parçalamana, öldürmeye izin vermiyor İslam. Şeriat söyle şey ha. Söyle. Çeşitli ismin altında ortalığı fesada veren şeytan uçakları. Alim Allah, Recep'te sonumuz gelir. Ya Müslüman durun, Müslüman işi aşikar edin. Ele el ister. Devlet sen, milletine hükmet. Gönderme. Masum insanların ölümüne sebep olma. Kabahatli cezalandırmak başka. Masum insana el kaldırma. Bir kimseyi korkutan lanetlenmiştir. Bundan haberiniz var mı? Korkutma. Erkeksen çık meydana. Duymaz isen başa cana gir odur girme meydana. Hileyle İş olmaz. Kendi niyetini söyle. Ne için niyet ettiler? Şam'da bir kimse var. Ne için muharebe yapıyor? Kendisi altından dökülme bir adam mı? Ne için insanları vuruyor? Can veren o mu? Lakin addehum adda. Öyle değil mi ayet kerime? Yazıyoruz. Yaptıklarını yazıyoruz. Veballeri boyunlarında olur da bir kişinin canını alması başka. Azrail Aleyhisselam'ın 100 kişiyi katledenin canını alması başkadır. Bir kimse bir kılıç darbesiyle gider. Bazı kimseler vardır ki hapisliklerinden dolayı onları asarlar. Her bir azalarını keserler, köpeklere atarlar. Bu İslam köpek ahlakı taşımaz.
İslam yüksek ahlaktır. İslam, Allah'ın kullarını gözeteceksin. Öldür demiyor İslam. Allah-u Zülcelal benim kulumu öldür demiyor. Benim kulumu bana getir. Beni öğret. Rablerinden söyle onlara. Kalplerini al. Canlarını sen vermedin ki sen alasın. Ey Şah-ı Merdan! Biiznillah Zülfikar'ınızı çekeceksiniz. Bu yalancı Müslümanları, dünyaya tapanları, şeytanın tabalarını, bağlılarını yıkacak bir gün gelecektir, geliyor. Dikkat et! Bir kimseyi nahak yere öldürdüyse, bir kimsenin ölüm azabı boynunda alacak. On öldürdüyse, 10 defa katlı olacak. 100 öldürdüyse, 100 kişinin. Hacı Zalim'e sormuşlar, rüyada görmüşler bir zat. Hacı Zalim, o bunların yanında küçük çocuk gibi kaldı. Onu hayat kılıcıyla vurdu, 3000-5000 neyse. Bunlar her seferinde şeytanın emrini tutuyorlar. Allah Celle ve Ala اَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Birbirinizi öldürmeyiniz. Can veren benim. Ben izin verdiğim yerde alarsınız. Değilse size kim izin verdi masumları öldürmeye? Ey Acem'in beyleri, paşaları! Ey Şam'a hükmeden ve gökyüzünden ateş yağdıran kimseler! Ne cevap vereceksiniz kıyamet günü? Hacı Zalim demiş ki, her haksız yere cezada teslim ettiğim kimseler adedince bana her gün bu azap veriliyor. Her kestirdiğini baş için bir defa başını kesiyorlar. Halim budur demiş. İnam ediyor. Ey Şah-ı Merdan buyur. Meydan sizindir. Erler meydanı sizindir. Önünüzde durulamaz. Alim Allah. Şikayetimiz Şah-ı Merdan'a giderse ne Şia bırakacak ne Alevi bırakacak. Kendinizi toplayın. İslam olmayanları zorla İslam yapamazsın. La ikrahe fiddin. Bırak. Lekum dinikum veliyedin. Kendi memleketlerine alınsın. Tecavüz etme. La zarar ve la zarar fil İslam. İslam'da zarar yapmak yok. Zarara karşılık zararı ika etmek o da haramdır diyor. Gitme onların üzerine. Sana gelirlerse hakkındır. Geldiği müdafaa, İslam'ı müdafaa. Değilse arkalarına düşme diyor. Onun için Hazreti Ali Efendimiz, ben düldüle binerim. Ne için demişler? Çünkü ben benimle mübareze edenin karşısından kaçmam,
arkasından da düşüp onu takip etmem der. Benden kaçanı ben bırakırım. Olabilir tövbe eder. Milleti İslam'ın dışında olan insanlardır. Allah'ın yarattığı kullardır. Sana izin verilmedi. Şimdi biz yaşadığımız zaman bize hücum ederlerse dinimizi, imanımızı, ırz namusumuzu gözetmesi bize farzdır. Yani bize dokunmayan üzerine yürüme. Ya resmen yürü. Resmen yürü. Böyle hile hudayla girme. Müslümanlığın şerefi var. Gözetmezsen o şeref elinden alınır ve kaç kimseyi sen öldürdüysen kıyamete kadar öldürüleceksin. Öyle demiş Hacer. Kaç kişiyi de cellata teslim ettiysem her gün aynı miktar beni de cellata teslim eder. Allah muhafaza. İnsan olalım. İslam insanlara insaniyeti öğretmek için geldi. İnnemâ buistu liutemmime mekârimül ahlâk dedi. Ey Hristiyan alemi! Ayıp yap Müslümanlığı anlamayanlara. Efendimiz'e karışma. Efendimiz İnnemâ buistu liutemmime mekârimül ahlâk buyurdu. Ben diyor, ey Müslümanlar, ey hurdalar, hurda olmuşlar bunlar. Ne dedi Peygamberimiz? İşitmedin mi? Filan parti, filan efendim, milletliler neyse, efendim, işitmediniz mi? Cihetu li'tenmime ve kârim-i ahlâk dedi Peygamberin. Efendimiz küfrü kovaladı. Lakin siz onu yapmıyorsunuz. Sizin mezhebiniz ve mesleğiniz şeytandır. Taptığınız şeytandır. Öğrendiğiniz şeytanın size öğrettikleriydi. Ha. Fela taktulu enfusakum. Birbirinizi öldürmeyiniz. Belki bugün kabul etmez, yarın İslam kabul eder. Ey zalimler! Allah yapısını yıkma, dünyayı başına yıkar. Ey Allah dediğimi başınıza yıkılır dünya. Allah'tan korkun. Şia deme, Alevi deme. Ne Şiasınız ne Alevi. Masumları öldürenler. Gizli bombalar yapıp oraya buraya koyup masum insanların evlerini, yurtlarını berbat etmek. Müslüman değil bunlar. Bilsin Avrupa'da. İslam'ın hakikatini. Buyur ey Şah-ı Merdan. Ey Allah'ın arslanı. Geleceğim diyor ben. Geleceğim. Sahip Kur'an Mehdi Aleyhisselam benim neslimdendir. Geleceğim. Haklarından da geleceğin zalimlerin. Sakınınız şeytana وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Şeytanın yolunu takip etme diyor Cenab-ı Allah.
Lakin siz şeytanın adımlarını adım adım takip edeceksiniz. İslam'da gafillik yoktur. İslam'da merhamet galiptir. İrhamu men fil ard, irhamukum fis sema. Peygamber buyuruyor. Ey ümmetlerim! Yeryüzündekilere merhamet ediniz. Gökyüzünde emri olan mülk ve melekutun ve ceberutun Rabbisinin rahmeti üzerinize gelsin. Değilse şeytan nasıl azap olmayacaksa siz de azap olacaksınız. Ey Avrupa'nın, Amerika'nın milletleri! Takvif, korkutmakla yerinde korkutmak vardır. Onlar bize hücum ederse heybetimizi göstereceğiz. Lakin üzerlerine gitmeye lüzum yok. Yok. Gelirlerse hakkımız neyse kılıcımızı çekeriz diyor Şah-ı Merdan. Bizden kaçanı biz takip etmeyiz. Bizden mürüvvet var. Resuliyet kemali var. Biz Allah'ın arslanıyız. Bize bakın. Ey çeşit türlü isim altında ortalığı velveleye veren İslam'ı sair milletlerin önünde aşağı eden, ey aşağılık insanlar! Sakınınız Allah'ın Sille-i Rahman vuruşu çok şiddetlidir. Recep geliyor. Recep Şehrullah'tır. Yani el kaldırıp da o masumlar, ey ya Rabbi, bizim ne kabahatimiz var? Bunlar bizim üzerimize ateş yağdırıyor. Ey Rabbimiz, bizim intikamımızı bunlardan al. Allah'ın yarattığına merhameti olmayanlar. Zannedersem değil, Şah-ı Merdan bu. Bu Recep'te başlayacak, onların da kelleleri kılıçtan gidecek. İslam, insanı kamilin hocası. İslam'ın peygamberi, bütün dünyanın efendisi ve buyurdu, İnnemâ buîthu liyutemmime mekârimel ey çeşit türlü isim altında olanlar! Hangimizde mekani ve ahlak vardır? Ama göreceksiniz. Şevfetera. Şevfetera. Bir kimse haşakum merkebe binmiş efendim toz duman içerisinde diyormuş ben cengaver İslam'ın cengaveri olan kimseye diyormuş ona ne cevap bir kimse daha ona cevap vermiş Şevfetera İzen Celal Ubaru Efelesun Tahteki Emhimaru Garı tabiatlıdır o İslam'ın dışına çıkıp da masumları öldüren onlarda erkeklik yoktur. Yani muruvvet yoktur. Onlar da eşeğe binmiş asa bindim diye dava yapıyor.
Öt desen yıkılacaklar yere. Allahu Ekber, ul Ekber. Bu sözleri söylerken Şah Ömer'den buyuruyor. Ben korkuyorum diyor Rabbimin gazabından. Allah'ın arslanı, titreyorum diyor. Ademoğlunu bu dereceye düşüren şeytana lanet olsun. Onunla yürüyenlere de lanet olsun. Ona uyanlara da lanet olsun. Masumları öldürenlere lanet olsun. Allah'ın kullarına zulmedenlere lanet olsun. Cennet haram olsun onlara. Çağırıyor Şah Merdan. Destur ya Seyyidina. Ey yavrum Şah Merdan. Bu Hristiyan alemi Nebi İsa ki ona çeşitli ünvan verdiler. Kimi Allah dedi, kimi Allah'ın oğlu dedi, kimi ortağı dedi. Ne buyurdu soruyorum. Papa da sorayım. İsa aleyhisselam ne buyurdu? Bir kimse buna böyle bir tokat vurursa bu tarafında çevir, buraya da vur de. Karşılık yapma diyor. Bu derecede insanlara insanın kıymetini bildiren Seyyidina İsa salavatullahi ve selamu aleyh talip ederken bu zamanın Hristiyan geçirenleri, bütün bu zibir aletleri, ortalığı velveleye veren, zehirli gazları, mazları yapanlar onlardı. Yazıklar olsun onların Hristiyanlıklarına. Allah bizi affeylesin. Ey Rabbimiz! Biz dinledik. Şah-ı Merdan'a dinledik. Ey yavrum! Kendimizi toplayalım. İnsan olalım. İnsanın kemali peygamberlere göredir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz güzel ahlakı size öğretmeye geldi. Ki Allah huzuruna giderken temiz ahlakla gider. İsa peygamber de buyurdu. Size bir kimse vurursa yüzünüze bu tarafı çevirin dedi. E nerede bu Hristiyan alemi? Konfüçyüs, Çin'in felsefesi karşı kimseyi kovmuş. Nereden kovmuş? Sizin yaptığınız zulümden gökyüzü titrer demiş. Konfüçyüs, insan öldürmede siz tavuk keser gibi insanları doğrayanlar benim mezhebimde değilsiniz. Benim mezhebim de Enbiya ve Sultanların sultanının talimi üzerineyiz biz de. Rahmeti olmayan insan değildir. Merhameti olmayan insan değildir. Ey Çin milleti! Dikkat et Konfüçyüs ne dedi? Gözetiniz dedi. İnsanı gözetiniz. Öldürme dedi. Sonra karıncayı öldürmeye sen böyle parmağını uzattığında bilesin ki senin üzerinde gökyüzünün kahır mı kılıncı vardır demiş Konfüçyüs. O da var. Bizim söyle, bize söyletenler
söyler, olanı söyler. Allah bizi affeylesin. Ya insan olacağız, ya süpürülüp gidecek. Aman ya Rabbi, Habibin güzel yolundan bizi ayırma ya Rabbi. Ey Şah-ı Merdan, bize merhamet kıl. Senin kılıcın çünkü mağribden başlığa yetişir. Bütün zalimlerin boynunu bir hamlede keser. Ey Şah-ı Merdan, aleyke Rıdvanur Rahman. Ey yaran, onu seven müminler, müminler kalbiniz ferah olsun. Zalimlerin elini tutun, boyunlarını vurun. Emir var yukarıda. Allah razı değil zulme. Ey günler gelsin insanlara. Şimdi Recep-i Şehrullah geliyor. Ne getireceğini Allah bilir ama zalimlere iyi değildir. Zalimlerin, zulmü ileri tutanların çoklarının kelleleri gidecek. Kımıldama. Bunu yaparım, şunu yaparım deme. Onu söyleyeceğin, madem onu söyleyeceğin, elbirini yaparsın. Paçalarını bağla da yap, kalasın içinde pisliği. Estağfurullah. Müslümanlık, Allah'a kulluk ne güzeldir. Şah-ı Merdanımız bize talim ediyor. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Girelim o rahmetlerin altına. Bize bir şey dokunmaz. Söyle ey mümin, günde 99 kere Bismillahirrahmanirrahim de, korkma. Gökyüzünü tayyareleriyle doldursalar sana dokunmaz. 99 kere Bismillahirrahmanirrahim de. Emin Allah'a tevfik. Allah bizi affeylesin. Zitu ya Rab. Şah-ı Merdan'ı. Zitu ya Rab. İzzem ve şerefa. Habibinin hürmetine ya Rabbi. Habibinin şerefini biz söylemeye kudretimiz yok. Daha fazlasını demeye de bize ayıptır. Lakin Şah-ı Merdan'ın rütbesi ziyade olsun. Mümin de olanların dereceleri âli olsun. Heybet libası giyilsin. Recep-i Şehrullah müminlere fütuhat ayı olsun. Fatiha.